Fancy Grab'ın 42 numaralı rengini kullanıyorum şu anda. Bu 70 milimetrelik model. Gördüğünüz gibi gayet gerçekçi. Şöyle kıyıya doğru dibe indiriyoruz. Fancy Grab bildiğimiz boru kurdunun kuyruklu modeli. Tatlı su için geliştirilmiş Fishap tarafından, yumuşak bir yapısı var. Çok gerçekçi bir aksiyonu var. Günün en güzel saatleri. Saat şu anda 7:10 geçiyor akşam. Metredeyiz şu anda ve yoldayken güzel bir parça atladı. Yine fişekledi. Hiç fena değil gördüğünüz gibi. Fancy Grab ve aynen yoluna devam etsin arkadaş. Böyle bir sahte, yani sarım yaparken yukarı kuyruğuna atladı hayvan. Kuyruk aksiyonu muhtemelen. Hemen aynı yere sahtemizi yolluyoruz. İnişte de atlayabilir levrekler. Onun için hazırlıklı olmak lazım. Dipteyiz şu anda. Yaklaşık 6-6,5 metre. Dipte balık olduğunu sonardan görüyorum. Ama zaten levrekler grup halinde dolaştıkları için. Altında balık sürüsü var şu anda. Muhtemelen levrek. Ufak hoplatmalar yapıyorum. Şu anda 2 metredeyim. Yani 2 metreden 6 metreye inen bir... Evet. Son anda bıraktı. Demek ki balık orta suda, dipte değil. Burada bıraktım tekrar. Evet. Ve aldık yine balığımızı. Hayvanların doğasını bir kez anladığınızda kolay oluyor her şey. Gördüğünüz gibi yine sağlıklı, güzel renkli. Fancy Grab'ı ağzına almış bir yakışıklı. No 8 iğne. Gamakatsu Single 31. 3 gram ağırlık. Fancy Grab 70 mm 42 mm.
Gördüğünüz gibi 40 milimetrelik tanta 0.36 gibi doğal bir renkte ki suyun rengine çok yakınız. Bayağı avcı olabiliyor. Dört vibre ip kullanıyoruz Sunline'ın. Yine 4 vibrede fluorokarbon. Oo, çok güzel vuruşlar geliyor ve aldık bir daha. Fena değil. Devreyi bir kere bulduktan sonra yakalamak kolay. Doğru sahteyi kullanıyorsanız hemen iade ediyoruz geriye. Gördüğünüz gibi tantamız devam ediyor. 8 numara iğne çok ideal 40 milimetrelik tantalar için. Her hafif takım balıkçısının mutlaka tanta gibi bir sahteye yer vermesi lazım bence. Özellikle tatlı su dallanıyorsanız. Her rengi çalışıyor tantanın, inanın. Daha parlak renkleri alabalıkta deneyebilirsiniz, kasnada deneyebilirsiniz. Balık derinde değil, kıyıda aslında. Açıldıkça vuruş azalıyor. Kıyıda bulunmakta fayda var. Bir vuruş almış zaten arada yine. Şöyle düzeltelim sahtemizi. Evet. 8 numara Gamakatsu yine. Gayet durumu iyi. Bakalım hangi noktayı deneyelim. Hoplatarak kendimize doğru sarım yapalım. Kuruş aldık ve balığı da aldık. Tamam. Çok küçük olmayan bir balık. Gördüğünüz gibi son derece yakışıklı. Keyifli bir balık. Yaklaşık 20 santimlerde. Ve onu usulca yuvasına bırakıyoruz. Umarız levlekler buralardadır. Suyu olarak. Tanta çok güçlü bir sahte. Çok doğal gördüğünüz gibi. Kurt gibi ama balık gibi de yüzdüğü için takip alabiliyor yavaşlarında. Dip toplatmalarda. Çok farklı jigging aksiyonları uygulayabilirsiniz bu sahteye. Öncelikle dibi bulmak lazım. Altında
yaklaşık 1,5 metrelik bir yükseklik var. Ama demin bulunduğum yer 4 metreydi. Demek ki ufak bir sekme var burada ve levrek bu tür mekanları sever. Hemen derinleşen noktaları. Çünkü derine kaçabilir büyük balıklardan. Ama kıyıdaki yavru balıkları da avlayabilir. 1 metrelerde dolaşan. Onun için buraları mekan tutarlar. Sürekli aksiyon vermemek lazım. Hoplatıp bekleyip, bir sarım yapıp bir kez daha hoplatıp bekleyip balığı aramak lazım. Sahtemiz dipte. Buruş geldi. Yokladı. Bulamadık. Ve bıraktık. Geldi, bıraktı. Tabii vuruşlardan sonra sahteyi bir kontrol etmek lazım. Yamuldu mu? Doğru duruyor mu? Fena değil. Tekrar deniyoruz. Belli ki buralarda levrekler. Evet, vuruşu aldık ve balığı da aldık. Çok büyük değil. Umarım görebiliyorsunuzdur. Çok küçük bir boy ama çok şirin. Tanta 0.36. 8 numara single 31 iğne Gamakatsu. 3 gram çeburaşka ağırlık. Bir daha deniyoruz. Dibe bırakıyoruz. Sektire sektire tarama yapıyoruz. Yine vuruş aldık.
Evet, yine aldık. Bıraktı. Şimdi yine bıraktı. Altımızda bir sürü var muhtemelen ve yarışıyorlar. Şimdi aldık. Oo, hiç fena değil. Umarım kayıttadır ve görüyorsunuzdur keyfi. Şöyle fazla da zedelemeden. İzleyebiliyor musunuz? Görebiliyor musunuz? Tanta 0.36. Hemen sürüsüne saralım onu. Şu anda sürünün üstündeyiz arkadaşlar. Muhtemelen kıyıladı balık. Zaten saat şu anda 6.30-7 suları. Tanta çalıştıkça diğer sahtelere geçmeye gerek yok doğrusu. Tanta 0.36 renk. No 8 Gamakasso yine hop ilk atışta aldık gördüğünüz gibi. Çok büyük değil. Gördüğünüz gibi gayet şirin. Bir levrek. Tanta. 0.36. Çok beğendiğim bir renk. Aldık. Ve balığı da aldık. Seviyorum devlet avlamayı. Çok mücadeleci. Son bir fişekler her zaman. Hiç fena değil. Ne diyorsunuz? Üstten hafif bir ısırık alınmış. Komik bir devreğimiz. Gördüğünüz gibi. Şap Tanta 0.15. Şöyle silelim de emin olalım. Yaklaşık 25 santim civarı. Ağzına fazla zarar vermeden. Kod verelim beraber. Ne yapacağım seni? Gördüğünüz gibi keyifli bir balık. Onu da doğasına fazla zedelemeden iade ediyoruz. Çok güzel. 0.15 rengimiz gördüğünüz gibi son derece doğal. 8 numara Gamakasso Single 31 iğne ve 3 gram çebraşka ağırlık. 4 libre ip, 4 libre
ile Sanayi'den ve Ajimeba Crazy Yıl. Fiyat performansı son derece yüksek olan çok sevdiğim kamışım. Bakalım bir tane daha kandırabilecek miyiz? Ve kandırıyoruz. Hem de bırakıyor. Ama yeniden alacağız onu muhtemelen. Şu anda leveklerin üstündeyiz arkadaşlar. Oo. Hiç fena değil. Hem de iri levrekler. Bana doğru yüzdü. Hop. Umarım görüyorsunuzdur. Ve keyif alıyorsunuzdur bu görüntülerden. Fazla acıtmadan canını. Aman. Aman. Fazla da karıştırmadan karar vermek istemiyoruz tabi balığımıza. Gördüğünüz gibi son derece sağlıklı, son derece yakışıklı bir levrek. Ve sürüsüne geri yaydırıyoruz onu. Umarım fazla korkutmadan sürüyü birkaç tane daha yakalama şansımız olur. Tanta 0-15 renk. Sekiz numara iğne. 3 gram ağırlık. Şöyle bırakıyoruz. Dibe inmesini bekliyoruz. Bir kere hoplatıp dibe yeniden indiriyoruz. Ve alıyoruz. Bu kadar kolay arkadaşlar. Balığı bulduktan sonra kolay. Balığı bulmak zaten avcılık bence. Neyle tuttuğunuz, nasıl tuttuğunuz değil. Bu arada bir kaya balığı geldi. Sürüden değil bu arkadaş. Bu çirkinliğin içinde bu güzelliği görebiliyor musunuz bilmiyorum. Allah güzel yaratıyor. Yarattığını. Ağzını açman gerekiyor. Yoksa iğneyi çıkaramam arkadaşım. Sahtemi de bırakırsan onlar daha çok levrek avlayacağım. Gördünüz mü? Bırakmıyor. Henüz. Şimdi alacağım ama onu. Koparmadan. Edepsiz keyfimi önlüyor şu anda. Hadi. Bırakmak istemiyorum sen onu. Hadi bırakır mısın? Hadi canım. 8 numaraya taktık. Tam gövde florakarbon. 3 libre. Sunline. Bakalım itibar gösterecekler mi filite? Bir nedir? Oo. Kızıl kanat. Gördüğünüz gibi keyifli bir balık. Çok acıtmadan filitimiz görüyorsunuz 40 milimetre. Hadi bakalım. No 8 iğne. JMR C10. Çok pahalı olması gerekmiyor makinelerin. Uzun süredir bu makineyi de kullanıyorum.
son derece kaliteli, fiyat performansı yüksek makine. Tabii ki daha iyi makineler var. Ama bütçeler kısıtlıysa makineye çok para harcamamanızı tavsiye ediyorum. Dişap filik. 40 mm. Libre tam gövde florokarbonla alınıyoruz. Sürekli vuruş alıyoruz. Ve pıla da alıyoruz gördüğünüz gibi. Hiç fena değil. Büyük bir balık. Bakalım ne? CMA C10. Makineyi düşünen arkadaşlar varsa. Devrek. En sevdiğimiz balık. Gördüğünüz gibi 3 libre florokarbon gövdeyi bu balığın görme şansı yok. Flit 40 mm. Umarım görüyorsunuzdur. Işık da çok uygun. Şöyle bir de Instagram fotosu için kadraj alalım. Umarım gözüküyordur. Biraz da silelim ekranımızda şapırtılardan bir şey olduysa. Evet, fazla acı çektirmeden. 8 numara iğnemizi balığımızın ağzından çıkarıp bayağı da girmiş. Kendisini suya iade ediyoruz. Çeburaşka ağırlıklarla, ki bu 2 gram. Gördüğünüz gibi iğne oldukça dışında olmasına rağmen sahtenin oynar başlıklı olması nedeniyle çok güzel aksiyonunu kaybetmeden klasik sahteleri kullanmanız mümkün bu sahteyle. Çok yakında sitemizde sahtekutum.com'da tüm gramlarını, küçük gramlar ilk başta olmak üzere 5-6 grama kadar farklı renklerde ve olabilecek tüm iğne kombinasyonlarıyla sunacağız. Antanın turuncu bir rengine geçiyoruz. Son atışlarımız. Tanta turuncu renk seçtik bu sefer. Rastgele. Herkes şansını kendi yaratır.